Bugün size yulaf sütü yapacağım. Yulafımız 1 bardak. 1 bardağa 3 bardak su koyuyoruz. Öncelikle yulafımızı 1 bardak sıcak suyla ıslatıyoruz. Ve 15 dakika bekliyoruz. 15 dakika sonra bu suyu süzeceğiz. Biraz da şişiyor esnada. Evet arkadaşlar, 15 dakikamız dolmuştur. Şu an yulafımızı süzüyoruz. Süzdükten sonra tekrar kutumuza koyuyoruz. 3 bardak suyumuzu koyacağız. Aynı bardağı kullanıyoruz ölçü olarak. Bardak boyutunu siz istediğiniz ölçüde değiştirebilirsiniz. Daha büyük bardak olursa yine aynı şekilde 1'e 3 yani. Ama ben genelde ufak bardak tercih ediyorum. Taze taze yapmayı tercih ediyorum. Bu arada bir püf noktamız var. Eğer tatlandırmak istiyorsanız şöyle bir kaşık kadar bal olabilir, pekmez olabilir. Sevdiğiniz bir tatlı lezzet içine koyabilirsiniz. Şöyle karıştırıp balımızı aktaralım içine. Sıradaki işlemimiz blenderla olacak. Blenderımızı alıyoruz. Ve olmuştur. Şimdi üçüncü aşamaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi süzmeye geçiyoruz. Şu şekilde koyuyorum bakın. Karıştırarak aktarma işlemini yapıyoruz. Eğer katı olursa, kolajen bir madde olduğu için katılaşabiliyor. Katı olabiliyor. Su ilave yapabiliyoruz. Bu gördüğünüz malzemeyi de kurabiye yapabilirsiniz. Kurabiyenin içerisine katabilirsiniz. Yulaflı kurabiye tariflerimiz de gelecek yakında. Vegan arkadaşlarımız için de bal kullanmayabilirler. Onun yerine bir kaşık pekmez koyabilirler. Ürünümüz çok güzel oldu gerçekten. Evet arkadaşlar, sütümüzü gördünüz mü? Çok güzel, kıvamı harika olmuştu. Şimdi bardağa koyarak yine bardakta göstereceğim sizinle. Her şeyde tüketebilirsiniz bu sütü. Afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.